Günaydın. Başlıyorum. Bugün size beslenme stratejilerinden bahsedeceğim. Aslında daha çok yanlış beslenmeden bahsedeceğim. Ve düzeltmeye çalışacak bazı ipuçları vermeyi planlıyorum. Sunumun başında aslında en son söylemek istediğim şeyi başta söyleyerek belki daha çok vurgu yapıp ona göre dikkatleri üzerime çekebilirim diye düşünüyorum. Öncelikle neden ölüyoruz diye bir slaytım var. Tabii ki istatistikin en iyi tutulduğu Amerika'da veriler. Burada kalp hastalıkları, işte kanserler, solunum yolu hastalıkları, serebrovasküler olaylar, trafik kazaları diye gidiyor. Ama bu bana çok açıklayıcı ve yardımcı olmadığı için önlenebilir ölüm sebeplerini koydum buraya. Önlenebilir ölüm sebeplerinde tabii ki başta sigara var. Sigara zaten bizim baş düşmanımız ve onunla zaten tartışıyoruz yıllardır. Sigara ve tuzu ayrı tutarsak bugün bizi öldüren önlenebilir sebeplerin hepsinden size bahsedeceğim. Bunların hepsi hayat kalitemizi nasıl düşürüyor ya da hayatımızı nasıl kısaltıyor bunlardan bahsedeceğim. Bunların hepsine teker teker geleceğim. Öncelikle obezite çağın vebası vesaire 20-30 yıldır insidansının arttığı ve insanların sağlıksızlaştığı zaten sürekli olarak bir bize sunuluyor bir algı yönetimi şeklinde. Amerika'da 240 milyon erişkin var. Bunun %30'u obez, 72 milyon. 168 milyon da normal kilolu insan var. Peki hastalar sadece obezler mi? Hiç mi sağlıklı obez yok? Var. Hiç mi hastalıklı normal kilolu insan yok? Tabii ki var. İşte o gözükmeyen hasta kısım aslında 124 milyon. Yani Amerika'nın nüfusunun %50'sini ilgilendiriyor. Yani obez ve hasta ve normal kilolu ama metabolik düzensizlikleri olan hasta sayısı Amerika nüfusunun %50'sini oluşturuyor. Bu slaytı şu yüzden koymuştum. Amerika'da biliyorsunuz ilk AIDS vakasının tanımlanması 1979. Tanımlanması da 80'ler ama AIDS'in bir halk sağlığı problemi olması 1991'de Magic Johnson'ın HIV pozitif olduğunu açıklaması. Çünkü 90'lara kadar insanlar bunu homoseksüellerin bir hastalığı, onlar istedi, onlar oldu, bırakın ne yaparlarsa yapsınlar, ölsünler, gebersinler şeklinde bir yani bir algı vardı. Ama ne zaman ki Magic Johnson HIV pozitif olduğunu açıkladı, o zaman yani Magic Johnson bizim için bir şey ifade etmiyor olabilir ama Amerika'da çok sevilen bir figür. Hele ki 80'lerde, Lakers'ın işte rüzgar gibi eski yıllarda. Magic Johnson eğer AIDS, yani HIV pozitif olabiliyorsa hepimiz olabiliriz algısı oluştu insanlarda ve insanlarda bir korku olmaya başladı açıkçası. Yine yani burada söylemek istediğim şey şu, obezite, yani ben obez değilim o yüzden sağlıklıyım demek çok yanlış bir şey. Buna zaten birazdan geleceğiz. Burada obezite ile vücut kitle indeksinin mortalite eğrisini buldum. Yaşa göre de düzeltilmiş. Burada gördüğünüz yani şu atfedilen ölüm riski 1, işte 2'ye doğru çıkıyor 2 kat. Bu çok kilolularda ve tabii ki çok zayıflarda aynı şekilde risk artıyor ama bize hep yansıtılan 20-25 arası normal, 25-30 arası kilolu, 30 üstü obez, 35 üstü morbid obezdi. Ama gördüğünüz gibi mesela 20 normal sınırlarda olmasına rağmen 20 vücut kitle indeksi 20 olan birisinin ölüm riski 1.8'lere varıyor 50'li yaşlarında. Ayrıca burada gördüğünüz bir şey daha var ki yaşlandıkça eğri biraz daha açısı genişliyor. Yani yaşlandıkça kilo almaya biraz daha müsamaha var çok kaba tabirle. Peki neye inanacağız? Burada bir çalışmadan aldığım görüntü, geçen sunumda da bu slaytım vardı. Şöyle özetleyeyim, bakın burada 3 tane hasta var. 3'ünün de vücut kitle indeksi 24. Yani bu hastaların 3'ü de normal kilolu, vücut kitle indeksine göre normal sınırlarda olan hastalar. Ama en alttaki hastanın bel oranı 92 santim ve viseral yağlanma oranının ne kadar fazla olduğunu görüyorsunuz. Burada onlarla ilgili ölçümler var. En üstteki hastada viseral yağlanma hiç yok ama hastanın vücut kitle indeksi 24. Sonuçta vücut kitle indeksi kilonun boyun karesine bölümü. Yani o kadar hiç hassas bir şey değil. Çünkü kilonuzun içinde kaslarınız, kemikleriniz,
bağ dokularınız ve yağlarınız var. Aynı şekilde bel çevresi oranı da bir mortalite belirleyicisi olarak çok duyarlı kabul edilemez. Neden? Burada yine 3 tane bel çevresi 84 santim olan hasta görüyorsunuz. Burada en alttaki hastanın yine viseral yağlanmasını, ki en istemediğimiz şey, ne kadar fazla olduğunu görüyorsunuz. Ve bu hastanın vücut kitle indeksi 23.7, yani normal. Bakın, bu hastanın vücut kitle indeksi 25.5, yani kilolu kategorisine giriyor. Ama bu hastada viseral yağlanma hiç yok. Bu hastada ise vücut kitle indeksi normal ve bel çevresi bu hastaların hepsinin eşit olmasına rağmen viseral yağlanmasının ne kadar fazla olduğunu görüyorsunuz. Bu sütunda da vücut yağ oranının 12.8 olduğu iki tane hastayı görüyorsunuz. Yukarıdaki hastanın vücudunun dışında ne kadar yağlarının biriktiğini, burada ise daha çok içinde biriktiğini görüyorsunuz. Ve tabii ki bu daha çok sağlığı tehdit ediyor. Bunu Amerika'da TOFI diyorlar. Thin outside, fat inside. Yani şu hastalar zayıf gibi gözükmekle birlikte aslında viseral yağlanmaları fazla. Bu şunu söylemek için koyduğum bir slide. Yani bir insan zayıf olabilir ama bu sağlıklı olduğu anlamına gelmez. Bir insan kilolu olabilir ama bu da sağlıksız olduğu anlamına gelmez. Bu tamamen beslenme ve vücut komponentlerinin bütünlüğüyle ilgili bir şey. Yine bunlarla ilgili detaya geleceğiz. Hocam bir MR çekip bakmak lazım ama ben 2 yıldır düzenli beslenmeye çalıştığımı sanıyorum ve biyokimyasal değerlerim gayet iyi, insülin direncim yok, iyi olduğunu tahmin etmek istiyorum. O zaman problem ne? Aslında problem obeziteden ziyade yüksek tansiyon, insülin direnci, yüksek kan şekeri, karaciğer yağlanması, hiperürisemi, düşük HDL, yüksek trigliserit, yani aslında tabii ki bunların hepsi metabolik sendrom. Metabolik sendrom da sadece obezlerin bir hastalığı değil, bu parametreleri taşıyan, birini veya birçoğunu taşıyan tüm insanlığın problemi. Dünyada neler oluyor? Dünyada tabii ki obezite çok büyük problem gibi gösteriliyor. Yanlış değil, doğru. Yani obeziteyi aklamak için söylemiyorum, tabii ki doğru ama obeziteyle ilişkilendirilen şey aslında yağ, yağlı yemek. Bunu keşfetmiş Amerikalılar 60'larda ve demişler ki biz yağ tüketimini azaltalım, böylelikle ölümleri azaltalım, obeziteyi azaltalım. Fakat burada görüyorsunuz 60'lardan alınan kararla yağ tüketimi 40 yılda %10 azaltılmasına rağmen obezite prevalansında ciddi bir artış var. Demek ki bunun sebebi yağ değil. Bunun sebebi ne olduğuna şimdi geleceğiz. İşte bu slide'da görüyoruz. Bakın 60'lardan günümüze obezite artıyor, diyabet artıyor, kalp hastalıkları artıyor. Yağ tüketimi azaltılmıştı ama artan bir şey var. O da şeker tüketimi. 80'lerden günümüze yine yapılan bir çalışma. Aslında yediğimiz, daha fazla yemek yemiyoruz. Daha fazla kalori alıyoruz. Erkeklerde işte 187, kadınlarda 330, gençlerde ortalama 270 kalori daha fazla aldığımız için obezite tabii ki ya da kilo alımı, hatalı beslenme artmış olduğu söylenebiliyor. Bu da CDC'nin bir çalışmasıydı. Peki neyi daha fazla yiyoruz? Bu çalışmada da çok net bir şekilde gözüküyor ki işlenmiş gıdalar ve tatlıları artık iki kat daha fazla yiyoruz. Ve işte kola, meyve suyu gibi meyveli içecekleri, yani oran olarak artmış ama tabii ki diğerleri azaldığı için nispeten artmış olarak görüyoruz. Meyve, sebze, et ve tahıl ürünleri azalmış. Şekerli, işlenmiş gıdaların arttığını görüyoruz ki bu da zaten sürpriz değil. Bu geçen markette gördüğüm, yani öbür sunumdan önce markete gidip bir ufak araştırma yapmıştım. Orada gördüğüm bir şey. Böyle bir şey gördüğünüzde ne düşünürsünüz? Bu ürün light bir meyveli yoğurt olarak satılıyor. Ne kadar da sağlıklı dersiniz. İçinde hiç yağ yok, içinde hiç kolesterol yok. Oh çok güzel, içinde hiç sofra şeker yok. Aman ne güzel. Peki gerçekten içinde... Yani evet, içinde ne var bunun diyorsunuz değil mi? Bakalım içinde ne var? Bu soldaki sütunda bu ürünün light olmayan hali, bu da light olan hali. Sakaroz dediği sofra şekeri %0 ya, önceki üründe 10 mg varmış, bunda hakikaten yok. Peki fruktoz ne kadar var? Önceki üründe yokmuş, bu üründe de 8.6 var. Aman ne güzel, meyve şekeri doğaldır, hepimiz yiyelim mi? Hayır değil. Aslında sükroz dediğiniz, yani sofra şekeri dediğiniz şey glukoz artı fruktoz zaten.
sadece bir oksijen bağıyla bağlanıyor ve herkesin midesinde olan sükraz enzimiyle direkt parçalanabiliyor. Yani burada hiç sofra şekeri yok diyordu. Sofra şekeri zaten glukoz artı fruktoz ama burada fruktoz var. Şimdi glukoz fruktozun ne farkı olduğunu size önce bahsedip bundan sonra zararlı mı faydalı mı onu tekrar hep beraber değerlendiririz. Bu yukarısı bir damar, aşağısı da karaciğer diye tahmin ediyorsunuzdur. Aynı birimde glukoz ve fruktoz aldığında vücutta neler olduğunu göreceğiz. Diyelim ki 120 kalorilik bir glukoz aldık. Tabii ki biyokimyasal olarak, yani teorik olarak bir varsayım bu. 120 kilokalorilik bir glukoz aldığımız zaman bunun %80'i dokularda kullanılıyor. İşte kolumuzu hareket ettiriyoruz, beynimize gidiyor, beynimiz çalışıyor, gözümüzü kırpıyoruz. İşte yürüyoruz, hareket ediyoruz, konuşuyoruz. Bunlar glukoz sayesinde oluyor. Ve 120 kilokalori glukozun %80'i dokularda kullanılıp karaciğere sadece %20'si geliyor. Bu da 24 kalori civarında. Bu %20'nin de bir kısmı glikojen olarak depolanıyor. Tabiri caizse yarısı diyelim, %10'u. %10'u da Krebs siklusuna girip yağ olarak vücuttan atılıyor. Şimdi 120 kalori glukoz almıştık. Bunun %10'u depolandı, %10'u da yağa dönüştü. Glukojenin fazlasının hiçbir zararı yok. Her zaman glukoza tekrar dönüşüp kullanılabilir. Hiçbir toksik etkisi yok. Bilinen hiçbir zararı yok. O yüzden glukozun burada tek şeyi 120 kalorinin kabaca %10'unun yağa dönüştüğünü ve kana karıştığını biliyoruz trigliserit olarak. Fruktoza gelmeden önce bir şeker olan alkolü de ele alalım. Alkol de 120 kalorilik yine bir alkolden bahsedersek %20'si midede ilk geçiş etkisine uğruyor ve elimine ediliyor. Ama dokularda hiç kullanılmıyor. %80'i karaciğere geliyor. Neredeyse glukozun 4 katı kadar aynı birimde aldığımız zaman. Etanolün şöyle bir etkisi var. Serbest oksijen radikallerine dönüşüyor ve kalanı da yine Krebs siklusuna girip yağ olarak devam ediyor. Tabii ki burada glukozun 4 katı şeklinde alındığı için biraz daha fazla yağ sentezleniyor ve o yağın bir kısmı lipid olarak karaciğerde birikiyor. Bu da sürpriz değil. Alkolün karaciğer yağlanması yaptığını biliyoruz. Onun da mantığı bu. Bu da güzel. Lipidler daha sonra tabii kana karışıp işte kaslara çöküyorlar. Peki gelelim fruktoza. Fruktoz ne oluyor? Fruktoz, saf fruktoz aldığımızı hayal ediyorum. 120 kalori fruktoz aldığınız zaman dokularda ne kadarı kullanılıyor biliyor musunuz? Beyinde ne kadarı kullanılıyor biliyor musunuz? Sıfır. %0. Hiç kullanılmıyor. Direkt karaciğere geliyor. %100'ü karaciğere geliyor. Yani aynı birim glukoza oranla zaten neredeyse 5 katı şu an karaciğere gelmiş vaziyette. Bir de yetmezmiş gibi bu şekliyle kullanılamıyor. Bir fosfor eklenerek, yani fosforillenerek ancak öyle kullanılabilir hale geliyor ve 132 kalori haline geliyor. Şimdi aynı birim glukozla aynı birim fruktozu aldığınız zaman bakın neredeyse 6 katı mı oldu? Evet, yani 5,5-6 katı civarında bir şeker karaciğere girmiş vaziyette. Haliyle hızlı bir giriş olduğu için bu fruktoz ürünü de ürik asit sentezine de yol açıyor ve ürik asit sentezi biliyorsunuz çağın yeni, nefrologların yeni eğlencesi, en nefret ettikleri şey, en basitinden hipertansiyona yol açıyor. Burada yapılan bir çalışma, sabah fruktoz şurubu, yani fruktoz verilen hastaların glukoz verilenlere oranla saatler arası sistemik kan basınçları değerlendirildiği zaman fruktoz verilenlerin anlamlı derecede sistemik arteriyel basınçların daha yüksek olduğu saptanan bir çalışma. Yani bunu destekliyor. Bu 132 kalorilik fruktoz karaciğere geldi. Tabii ki hepsi yağ döngüsüne giriyor. Hiç de kullanamıyor. Dokularda da hiç kullanamamıştı. O da lipidi ne kadar arttırdığını tahmin edersiniz. Yani glukoz, tekrar ediyorum, 120 kalorinin yani 100 birimin 10'u karaciğerden yağ sentezlenirken fruktozda %110'u neredeyse %120'si yağ dönüşümüne katılıyor. Feci bir şey. Yani şöyle söylemek gerekirse, şimdi bunu normal hayatımıza döndürürsek, pirinç biliyorsunuz glukoz artı glukoz, yani nişasta. Pilavdan aldığınız 100 gram şekerin 10 gramı yağ dönüşüyor.
Burada gördüğünüz şeylerin hepsi, yani den aldığınız 100 gram şekerin en masumunun 65, en zararlısında 95 gramı yağ dönüşüyor. Yani arada en masumundan 6 kat bir fark var. En masum dediğimde evde yaptığınız, kesme şekerle yaptığınız tatlılar diyebilirim ama Nutella'daki fruktoz oranı daha fazla olduğu için veya bunlarda bu oran %100'e kadar çıkabiliyor. Pardon, %10'a kadar çıkabiliyor. Peki iyi güzel, yağ dönüşüyor. Yağdan korkuyor muyuz? Karatay ne diyor? Yağ yiyebilirsiniz. Yağ kötü bir şey değil. Tüketebilirsiniz. Ama aslında durum o değil. Yani orada yine Karatay'ın eksik söylediği şeylerden bir tanesi veya bize yansımayan kısımlarından bir tanesi. Yağ tüketmekle vücutta yağ oluşumu aynı şey değil. Burada gördüğünüz şey DNL, de novo lipogenez. Yani yağ sentezi, sıfırdan yağ sentezi, yani şekerden yağ sentezi. Bakın glukoz ve fruktoz verilen insanlarda saatler sonra kanlarında kromatografik yöntemlerle yağlarını incelemişler. Hangisinin fruktoz, hangisinin glukoz kaynaklı, yani önceden boyanan içeceklerle hangisinin ne kaynaklı olduğu görülmüş. Glukoz alan hastalarda, bunlar günün saatleri, saat 10'da, 12'de, 2'de, 4'te ve 8'de, 6'da alınan kanların %5'ten bile daha az seviyede 4B1 arıyor ama açamadım. Seviyede yağ dönüştüğünü görüyoruz. Oysa fruktoz verilen insanlarda bakın ne kadarı lipogeneze yol açtığını görüyorsunuz. %30 seviyesinde, yani %30 yağların fruktozdan geldiği gözüküyor. Bu şu demek, glukozdan yağ dönüşüm tabii ki daha az, fruktozdan daha fazla. Bu az önce gösterdiğim çalışmanın bir sonucu. Amerika'da ne diyorlardı? 70'lerin başında LDL'yi keşfetmişlerdi. 70'lerin ortasında dediler ki diyetle yağ tüketimi LDL'yi arttırıyor dediler. 70'lerin sonunda da LDL'nin yüksekliği ile kalp krizi riskinin ilişkili olduğunu saptadılar. O zaman dediler ki eğer yağ alımı LDL'yi arttırıyorsa, LDL de kalp krizi riskini arttırıyorsa o zaman yağlı yemek kalp krizi riskini arttırıyor. O zaman yağsız yersek kalp krizi riskini düşürür müyüz? Hayır, öyle olmadığı görüldü ve yağsız yemenin kalp krizi riskini azaltmadığı görüldü. Çünkü zaten kanda dolaşan yağlarımız daha çok şekerden geliyor. Ve bu pazarlama stratejisiyle aslında yağları çekerek şekerleri piyasaya sürdüler. Bunun promosyonunu yaptılar bir nevi. Bununla ilgili bazı videoları izledim. Orada aslında söylenen şey şu. Aynı şey sigarada da önce yapılmış. Sigara önce bir önerilmiş, yani iyi geldiği bazı bilimsel çalışmalarda gösterilmiş ve ona karşıt olan çalışmalar karartılmış ve karalanmış ilk başta ama bir yere kadar dayanabilmişler ve ondan sonra önü kesilmiş. Şeker kulisinin yaptığı şey de aslında bu. Yağı kötüleyerek kendileri ön plana çıkardılar. Çünkü bir gıdanın içinden yağı çıkarırsanız ona tat vermek için içine şeker koymanız lazım. Bunun da ucuzu fruktoz, yani mısır şurubu. Çok ucuz ve şu anda bütün dünyaya hakim. Burada ne anlatılıyor? Burada aslında şu söyleniyor. Yani burada hani LDL yüksekliği kalp kriziyle ilişkili de evet tamam ama herkes için geçerli değil. Neden? Çünkü aslında LDL'nin iki formu var ve bunu normal damardan aldığımız kanda tespit edemiyoruz. Yani biyokimyaya gönderdiğimiz kanda HDL, LDL ayırt ediyoruz ama LDL'nin iki ayrı formunu ayırt edemiyoruz. Bunlar ne? Bunlar şu, bir küçük ve daha kompakt olan LDL'ler, bir de büyük ve içi daha boş, daha seyrek olan LDL'ler. Şimdi bu küçük olan LDL'ler daha damar duvarında hasara yol açma olasılığı daha yüksek LDL'ler ve bunlar aterom plakları oluşturma eğilimleri daha fazla. Bunlar ise, büyük olanlar ise bunlar damarda orta akımdan gidip hiçbir şekilde damar duvarına aterom plak oluşturma riski olmayan bir nevi zararsız LDL'ler. Ama biz ölçtüğümüz zaman bu ikisinin toplamını ölçüyoruz. Hangisinin hangisi olduğunu bilmiyoruz. Şimdi Karatay da çıkıp diyor ki kolesterol yüksekliğinin hiçbir önemi yok. Kolesterol bizim için sağlıklı. Onları düşürücü ilaç kullanmayın. Aslında burada yine bir eksik bilgi var. LDL'niz iyi mi kötü mü? LDL'niz kötüyse siz sürekli şekerden alıyorsanız LDL'nizi aslında kolesterol ilacı kullanmanız gerekiyor. Ama Karatay'ın yarattığı şey şu. Çiftlikte yaşayan, sürekli düzgün beslenen bir insansanız o zaman kolesterol düşürücü ilaç kullanmanıza gerek yok. Çünkü sizin LDL'niz damar duvarında birikmiyor. Peki bunu biz nasıl anlayacağız biyokimyasal testlerimizde? Aslında çok kolay bir yolu var. O da şu.
Eğer trigliseritiniz yüksek ve HDL'niz pardon evet HDL'niz düşükse, trigliseritiniz yüksek, HDL'niz düşükse o zaman LDL'leriniz damar duvarında birikmeye eğilimli olan küçüklerde. Eğer trigliseritiniz düşük, HDL'niz yüksekse o zaman LDL'leriniz sağlıklı LDL. Yani bu şu demek oluyor. Eğer LDL'niz şekerden geliyorsa o LDL damar duvarında birikmeye eğilimli. Neden? Şeker zaten yapış yapış bir şey. Damar duvarına zarar verme olasılığı zaten daha yüksek. Yani bu mantıktan. Ama eğer yağ tüketiminden geliyorsa yağınız, bu yağlar damar duvarında birikme eğilimli değil. Burada yine bunu destekleyen bir çalışma. Bakın, karbonhidrat tüketimi artıp yağ tüketimi azaldıkça B paternine doğru gidiş artıyor. Ve biraz istatistik bilen şunun ne kadar anlamlı olduğunu bilecektir. Korelasyonun %95 anlamlılıkta ve 0,01'den daha düşük bir anlamlılıkla. Yani bu konuda hiçbir şüphe yok. Bu bir spekülasyon değil. Bu artık gerçek bir bilgi. Eğer karbonhidrat tüketiminiz fazla, yağ tüketiminiz azsa küçük ve damar duvarında birikmeye eğilimli LDL'leriniz var. Bu bir gerçek, bu artık bilinen bir şey. Peki fruktozun ne kadar kötü bir şey olduğunu şu anda herhalde anlamışızdır. Peki gerçek hayata dönelim. Fruktoz nerede var? Fruktoz tabii ki bütün şekerlerde var. Burada şuraya dikkat çekmek istiyorum. HFCS 42, 55, 90. Bunlar piyasada demin o gördüğünüz pilavın yanındaki resimdeki şekerli ürünlerin hepsinin içinde olan şekerler. Yani 4P3 ısrarla arıyor. HFCS, high fructose corn syrup, 42, 55, 90 dedi. Bunu fruktoz oranları. Şu an biz biliyoruz ki kolalı içeceklerin içinde bu var. Yani %55 fruktoz olanı var. Nutella'nın içinde de HFCS 90 olanı var. Yani Nutella tabii ki burada karalamak için söylemiyorum. Yani Biskrem'de de var. Ne bileyim ben işte Halley'de de var. Benim için sadece bir sembol. Onların içinde bu kadar fruktoz var. Yani siz 100 gram şeker aldığınız zaman bunun 90 gramı fruktoz. Ve yani bu sizin yani hani acıktım bir gofret yiyeyim dediğiniz zaman yediğiniz şey aslında karaciğere giden yağ. Aldığınız şey kan şekerinizi arttırmak için çok az etkili olan bir şey. Yani kan şekeri düşen bir insanın çikolata yemesiyle kesme şeker, küp şeker yemesi arasındaki farkı herhalde hepimiz biliyoruzdur. Şeker yediğiniz zaman hızlıca toparlarsınız ama çikolata yediğiniz zaman biraz daha uzun sürer. Bunun sebebi bu. Çünkü fruktoz dolaşımda hiç kullanılmıyor, sizi doyurmuyor. Sadece karaciğere yağ olarak gidiyor. Yani şeker demek için bile çok yetersiz bence. Yani şeker demeye bin şahit gerekir. Peki bizim tükettiğimiz şeylerde ne kadar fruktoz var? Bakın elmada mesela 6, işte sükrozdan da 1 geliyor, 7. İşte kayısı da buradan 3 geliyor, 4. Muzda 5, üzümde 8. Yani 100 mg'da bu kadar fruktoz var bunların içinde. Tabii ki sebzelerde daha az. Peki bunlar fazla mı, yemeyelim mi? Ben diğer yediğimiz şeylere bakalım. Bakın Nutella'da %56 fruktoz var. %56'sı fruktoz. Bu zaten içinde yazıyor, gizli bir bilgi değil. Arkasını çevirdiğiniz zaman şeker diye yazdığı şey bu. Karbonhidrat diye yazdıkları genelde doğal olan ama bunun içinde hiçbir doğal şeker yok. Fındık var ve eklenmiş işte high fructose corn syrup yani yüksek fruktozlu mısır şurubu var. %56. Brownie yediğiniz zaman %34. Biskrem'de 63. İşte eti hoş 5'te 36. Bakın ketçap ya. Ketçap hani salçadan yapılır ya ketçap. Onun içinde 20. Salçanın kendisinde 14. Bakın 100 mg'ında bir kavanozda değil 14. 14 dediğiniz şey 6 küp şekere eşit. 100 mg salçada 6 tane küp şeker var. Yani bunu marketten aldığınız salçayı düşünün. Kolada sadece 330 ml'sinde pardon %10 var. 330'unda 30 var. 30 ne demek? 17 küp şeker. Bir kutu kolada 17 küp şeker var. Yani bunu lütfen küçümsemeyin. Bir kutu kola içiyorsunuz ve 17 küp şeker alıyorsunuz. Çubuk krakerde bile bir elmadaki kadar şeker var. Çubuk kraker nedir? Tuzludur. Hani tuzlu diye gelir. Efendim? Duyamıyorum hocam. Light cola. Hocam light cola ile ilgili bilgileri birazdan geleceğim. Onu hemen geçelim. Orada yeri gelince söyleyeceğim. Özet, çubuk krakerde bile... Beslenmemesi. Ama şöyle yani burada gördüğünüz hiçbir şey doğal değil.
burada gördüğünüz her şey, ben markete gidip baktım neleri yiyoruz diye. Bunlar yani daha türetirseniz onların hepsinde de şeker var. Markette, özet olarak markette paketli satılan her şeyin içinde eklenmiş şeker var ve ucuz olduğu için bunlar fruktozlarla yapılıyor. Şimdi bundan sonrası devam etmeden önce bir kısa bir bilgilendirme şeyi vermek istiyorum. Bir ara. İnsülin, leptin, grelin. Bunlar vücutta açlık ve tokluğu düzenleyen hormonlar. Bunları az çok biliyorsunuz ama ben bilmeyenler için bir üstünden geçeyim. Şimdi acıktık. Normal bir döngüden başlayalım. Normal sağlıklı insanın döngüsünden başlıyorum. Mideniz aç, yapıştı duvarları ve grelin salgılanıyor. Mide duvarı normal haline geldiği zaman grelin salgılanıyor. Grelin diyor ki enerji yok, mide boş, lütfen enerji al diyor. Acıktığınız beyninize gidiyor ve gidiyorsunuz yemek yiyorsunuz. Bu normal sağlıklı bir insan olduğunu varsayalım. Sabah kalktı, mide boş, grelin salgısı var, mide boş diyor, kahvaltı ediyorsunuz. Evde güzel kahvaltınızı ettiniz, ne yediğiniz önemli değil. Normal şartlarda, ki bir insan için söylüyorum, mideniz doldu, kan şekeriniz yükseldi. Kan şekeriniz yükselince insülin devreye girdi ve insülin dedi ki enerji geldi depola. Şimdi insülinin görevi nedir vücutta dediğiniz zaman kan şekerini düşürmek değildir. İnsülin görevi kan şekerini düşürmek değildir. Kanın yani kansız mikroorganizmalarda bile insülin bulunmuş. Demek ki insülin olayı kan veya şekeri düşürmek değil. İnsülinin olayı depolama, enerji depolama. Enerji depolamak için kanda dolaşan şekeri alıp karaciğerde işte glikojen şekline depolama sinyali geliyor. Fazlasını da yağa dönüştürüyor. Enerji geldi depoluyorsunuz. Şimdi kahvaltı etti adam. Yedi çok güzel. Şimdi işe gitti. İnsülin devrede kan şekerini depoluyor. Ha fazla mı yedi? Mesela şimdi yağ olarak depolanıyor. Kana karışıyor. Çok güzel depoluyor. Saat işte 10 oldu. Bu adam mide boşaldı ama ne oldu? Yağları vardı. Yağlarını yakmaya başladı. Az önce depoladığı yağları. Onlar da biterse glikojene geldi. Glikojenleri de kullanmaya başladı. Öğlene doğru bir açlık hissi. Öğlene doğru yağlar yakılması bitti. Çünkü artık yeni gelen yağlar bitti. Ve yağlardan bir uyarı... ben devam edeyim o düzelene kadar. Yağlardan da leptin salgılanıyor ve leptin, pardon az önce şunu söylemeyi unuttum. Enerji depolanmaya başlayınca, yağlara kadar dönüşünce yağlardan, adipoz dokulardan leptin salgılanıyor. Leptin diyor ki biz depolamaya geçtik artık, dur daha fazla alma. Şu an depolara geldik, yani yedek depolar da oluyor. Artık dur daha fazla bir şey alma diyorsunuz ve leptin tokluk hormonu. Yağlar... Ne zaman ki yakılması bitiyor, az önce dedim ki saat böyle 12 civarında falan geliyor, artık yağlar da tükettiniz. O zaman vücut diyor ki acıktın, tekrar yemekle. Yine mide şişiyor, grelin sentezini. Bu normal bir döngü. Ama biz bunu ne yapıyoruz? Bakın ne yapıyoruz. Biz şimdi sabah kahvaltı eden aynı insanı alın, kahvaltı etti, işte kan şekeri yükseldi, insülin salgılandı. Kan şekeri yavaş yavaş işte düşüyor, insülin düşüyor, depolanıyor, daha yağlara gitmeye başladı. Leptin diyor ki tamam yağlar gelmeye başladı sen dur diyor. Sen dur diyor ama o sırada saat 10'da bir arkadaşınız geliyor. Bir işte mesela hasta yakını baklava getirmiş mesela. Ne bileyim ben işte biri börek getirmiş. Biri oradan bir biskrem uzatmış. O belki onun için kahvaltı ama sizin için bir ara öğün. Ya bir şey olmaz diyorsunuz yiyorsunuz. Şimdi bakın ne oldu? İnsülininiz kan şekerinizi düşürüyordu o sırada. Ve leptin salgılanmaya başlayıp artık depo yeter durdayken siz kan şekerinizi yükselttiniz. Kan şekerinizi yükselttiğiniz zaman tekrar insülini yükselttiniz. Siz daha depo fazındayken tekrar depola emri geldi vücuda. Tekrar depola emri gelince leptin hemen geri çıktı. Çünkü adipoz dokuya tekrar yağ gelmeye başladı. Siz döngüyü bozdunuz. Yani sonra öğlen yemeği oldu. Hadi hep beraber öğlen yemeğine gidelim dediniz. Öğlen yemeğine gittiniz. Tekrar vücut onu düşürmeye çalışırken tekrar bir glikoz aldınız. Ne oldu? İnsülin tekrar sentezlendi. Leptin İptal zaten. Leptin artık hiç yok sabahtan beri. Tekrar siz daha yağları yakmaya başlamadan depolama fazına geçtiniz. Yani tekrar yağları biriktirmeye geçtiniz. Dediğim gibi o döngüyü bozduğunuz zaman sürekli depola sinyali geldiği için siz o döngüyü bir yerden bozmuş oluyorsunuz. O zaman ne oluyor? İnsülin, affedersiniz, yalama oluyor. İnsülin yalama olduğu zaman insülin direnci gelişiyor. Yani sürekli olarak glukozu belli bir seviyede tutmak için daha fazla insülin salgılanması gerekiyor. İşte bunun da insülin direnci. Eğer insülin direnciniz varsa
bu çok yakında diyabet olacaksınız demek. Çünkü pankreasını iflas ettireceksiniz demek. Ha, buradan çıkan mesaj şu. Yani ara öğün olayı, karbonhidratlı ara öğün olayı sadece diyabetliler için olan bir şey. Normal insan için olan bir şey değil. Benim şeyim tabii ki birazdan belki sizinle ilgili detayları herhalde verecektir. Ha, şimdi gelelim. Ben nasıl 20 kilo verdim, size bununla ilgili şeyi anlatmadan önce bu mesajı vereceğim. Bu şu, glisemik indeks ve glisemik büyüklüğü iki tane kavram var. Son 20 sene çok popülerleşti, çok farklı yönleri var ama suistimale çok açık bir konu. O yüzden dikkat etmek lazım. Glisemik indeks şu demek, glisemik indeks aldığınız bir besinin 100 işte mililitre ya da gram glukoza göre yani ne kadar şekeri yükselttiğine bakılıyor bir saat sonra. Yani örneğin glukozun 100 olduğunu kabul edersek, işte pirinç pilavı 60 yükseltiyorsa, işte bulgur pilavı 35 yükseltiyor gibi. Bu Amerika'da sürekli olarak ölçülüyor, markalara göre ölçülüyor. Yani diyor ki işte Kellogg's Cornflakes için glisemik indeks işte şu kadar, atıyorum Nesfit için şu kadar, işte bilmem ne pirinci, marka pirinç için bu kadar. Yani marka marka Amerika'da ölçülüyor, bu listeler belli aralıklarla yayınlanıyor yapılan çalışmalarda. Ben size bunlarla ilgili birkaç örnek verirken 3 aşağı 5 yukarı sayıları vereceğim. Çünkü farklı çalışmalarda 3 aşağı 5 yukarı sayılar var. Glisemik indeks bu. Glisemik indeks yani bir besinin ne kadar şeker açığa çıkardığı, ne kadar şeker gibi muamele gördüğü vücudunu söylüyor bize. Ama bir de glisemik yük var ki sadece bu bilgiyle yola çıkmamak lazım. Glisemik yük de şu, siz o düşük belki glisemik indeksini yemekten ne kadar yediniz ve bu şekeri nasıl kullandınız? Yani bir örnekle size bunu anlatacağım. Örneğin bir ölçü beyaz pirinç pilavının glisemik indeksi 60 olduğunu varsayalım. Bunlar 3 aşağı 5 yukarı olabilir ama ben bunu mesaj vermek için yuvarladım. Bunu şehri pilav yaparsanız aynı ölçekte bunun glisemik indeksini düşürüyorsunuz. Çünkü onun emilimini uzatmış oluyorsunuz ve pirinçten alıp yerine şehriye koyduğunuz için, glisemik indeksi düşük bir şeyle kombine ettiğiniz için bunun glisemik indeksini düşürmüş oluyorsunuz. Ama iki tabak şehriye pilav yerseniz ne oluyor? 100 oluyor. Yani daha az beyaz pilav yemektense işte şehriyeli pilav daha sağlıklı. Ben şehriyeli pilavı o zaman çok yiyip olay edeyim. İşte bu glisemik yük. Bunu şunla kıyaslarsak, beyaz pirinç pilavıyla bulgur pilavını kıyaslarsak bakın ne kadar düşük. Benim yaptığım buydu. Ben glisemik indeksi yüksek şeylerin yerine düşük şeyleri koyarak ciddi bir kilo verdim. Ama glisemik yükü dikkat etmek lazım. Yani bulgurun ki 35 diye düşük diye iki tabak bulgur yerseniz bakın ne oldu? Bundan daha yüksek oldu. Yani glisemik yük de çok önemli. Yani glisemik indeksi düşük şeyleri sonsuza kadar yiyebilirim anlamına gelmiyor bu. Burada gıdalara geçmeden önce de şunu da söyleyeyim. Burada yemekleri glisemik indeks nasıl pişirdiğinizle neyle birlikte yediğinize göre de çok değişken bir şey. Hatta yeni çalışmalar var. Örneğin pişirdiğiniz makarnayı ertesi gün soğuyup tekrar mikrodalga ısıttığınızda glisemik indeksin daha düşük olduğunu söyleyen çalışmalar var. Yani glisemik indeks şimdi bir suistimal çok açık bir konu. Çünkü hiç standardı yok. Çok değişken bir şey. Ve mesela siz bu pilavı yediniz mesela glisemik indeksiniz 60 ama bu pilavın yanında mesela salata yediniz onun glisemik indeksini düşürüyorsunuz. Çünkü lif aldığınız için emilim uzamış oluyor. Yani bu çok değişkenmiş ama pilavın yanında ya da mesela meyvelerin glisemik indeksi genel olarak düşük ama bu demek değildir ki meyve yiyebilirsiniz. Yani ben rejim yapıyorum diyor. Adam bir karpuzla bir kalıp beyaz peynir yiyor. Şimdi ne oldu? Glisemik yükü çok fazla. Sesiniz kapalı olduğu için tepkilerinizi alamıyorum ama. Çok iyiyiz. Şimdi burada teker teker gıdalardan örnekler vermek istiyorum. Mesela un. Un çok sık kullandığımız, farkında olmadan çok sık tükettiğimiz bir şey. Burada tek vurgulamak istediğim şey, genelde unların glisemik indeksi yüksek değil. Ama burada beyaz unu ayrı tutmak istiyorum. Çünkü beyaz un diye bir şey yok. Beyaz un bir ticari ürün. Yani unu beyazlaştırmak, onu ticari, yani sanayiye kar etmek için yaptığı bir şey. Unu inceltmek ve beyazlatmak nasıl oluyor? Bunu çok araştırdım. Çamaşır suyuyla, yani çamaşır suyu içeriğiyle oluyor. Bazı alloksan denen maddeler var. Yani toksik maddelerle özellikle, isimlerle kafanızı karıştırmayın. Toksik maddelerle oluyor. O yüzden bunun ne kadar oranda ne yapıldığını hiç bilmiyoruz. Şimdi şöyle düşünün, bir fırıncısınız ve ekmek yapacaksınız. Ekmeğin standart fiyatı belli. Size buna kar etmeniz lazım. O zaman gidip de
değirmende döndürdüğünüz rüzgar gücüyle veya ineğinizle döndürdüğünüz, elediğiniz unla gidip ekmek yaparsanız kâr etmenize imkan var mı? Yok. O değirmenin giderleri var, ineğin kanlığını çeken hayvanın giderleri var, onu oradan taşıması var yok. O zaman herkes bir yerde ucuza un alması gerekiyor. Ucuza un yapmanın maliyeti şu, buğday ununu alıyorsunuz ve beyazlaşmış bir şekilde size satılan şeyi alıyorsunuz. O yüzden işte ekmek sağlıklıdır deyip gidip aldığınız fırındaki ekmek ununun nereden geldiğini bilmiyorsunuz. Yani bunun bir de kabartma tozu şeyi var. Kabartma tozunun en iyi maddesi L-sisteindir. L-sistein de yarı esansiyel bir amino asittir ve en iyi bulunacak yeri neresidir biliyor musunuz? İnsan. İnsan bunu nereden buluyorlar? En büyük sanayi bu konuda Çin. Çin'de gidiyorlar, berberlerden saçları topluyorlar. Bunları dezenfekte ediyorlar. Bunun içinden sisteini ve estresini alıp dünyada kabartma tozu olarak satıyorlar. Ha gidip bu Pakmaya'dan aldığınız, atıyorum yani reklam olmasın, Migros'tan aldığınız kabartma tozu belki bu değildir. Ama sizin fırından aldığınız ekmekteki kabartma tozunun ne olduğunu hiç zaman bilemezsiniz. Yani adamı da sorgulayamazsınız. Bir geçmiş olsun. Ha, çok iyi bildiğiniz bir fırın olabilir belki ama bunu hangi, ne kadar genellenebilir? Soru işareti. Yani özet olarak zaten glisemik indeksi çok yüksek. Beyaz unu hayatınızdan çıkarmanızı tavsiye ederim. Yani beyaz un bir un değil. Beyaz unla yapılan ekmek de ekmek demek günah bence yani. Çünkü onlar ekmek değil, onlar zehir. Yani kabartma tozuyla, unuyla. Un beyazlatıldığı için daha da inceliyor. İnceldiği için kana geçişi daha da hızlanıyor. Bu yüzden glisemik indeksi zaten yüksek. Zaten bir faydası yok. Yani tam tahıllı unlar, çavdarlı, buğdaylı, yani neyse bunları tüketebilirsiniz. Benim artikle yaptığım da buydu. Yani nasıl kilo verdiğini soranlar için cevap olsun. Ben beyaz ekmeğin zararını keşfettim ama kendi ekmeğimi kendim yapmaya başladım. Çünkü orada öbür türlü ekmekleri yapan yoktu. Ha, uno diye bir şey var. Uno daha mı sağlıklı? Beyaz undan daha sağlıklı ama kesinlikle evde yaptığınız undan daha sağlıklı. Çünkü onun içine ne koyduğunu bilmiyoruz. Yine aynı mantıktan bu bir sanayi ürünü. Adam günde binlerce ekmek Türkiye piyasasına salmak için bundan kâr etmesi gerekiyor. Tabii ki değirmende artacağı onlarla yapmıyor. Bunu nasıl yaptığını bilmiyoruz. Onların içinde de beyaz un var. O yüzden beyaz un hayatınızdan çıkarmanızı tavsiye ederim. Makarna düşünüldüğü kadar zararlı değil. Çünkü makarna aslında durum buğdayından veya malt buğdayından yapılıyor. Malt nedir? Malt bitkilerin glikojenidir. Yani glikoz artı glikoz. Gördüğünüz içinde fruktoz yok. Ve glisemik indeksi pirince göre çok daha düşüktür. Güvenle tüketebilirsiniz. Bu demek değildir ki yine glisemik yük olayı. İki tabak makarna yiyin iyidir anlamında demiyorum. Sadece pilava kıyasla aynı miktarda makarnanın daha masum olduğunu söyleyebiliriz. Kesinlikle pilava aynı kereye koymamak lazım. Yani buna dikkat edilecek şey belki sosları dışarıda satın alıp şekerli soslar koymak gibi kendiniz evde yapabilirsiniz. Pilavla ilgili deminden beri konuşuyoruz. Pilavın, yani şimdi bunlar kompleks karbonhidratlar. İçine şeker katılmamış, içinde kendine şeker olan şeyler. Pirinç dediğiniz şey bir nişasta. Nişastada bitkilerin glikojini deminliği. Yani glikoz artı glikoz. Fazla yemek tabii ki glisemik indeksi artıracaktır ama en azından bir fruktoz kadar zararlı değil. Yani demiyorum ki öğlen hastanede pilav çıktıysa yemeyin. Yiyin yani o kadar da değil. Sonuçta yanında salatanızı da yiyorsunuz. Lifinizi de alıyorsunuz. Burada beyaz pirinç maalesef en zararlısı. Pirinç, bulgur çok daha masum. İşte incelikçi. Fuat son 5 dakika. Çünkü bir 5 dakikada soruyu ayıralım. 9'da acil toplantısı. Tamam. Beyaz pirinç suyu baklagiller. Amilopektin oranı daha fazla olduğu için bunların glisemik indeksleri çok düşük. Bunlar da karbonhidratlar. İşte börülce, fasulye, bezelye, nohut bunları güvenle tüketebilirsiniz. Aynı zamanda bunlar protein kaynağı. Süt ve süt ürünleri şu an yani çok aslında tartışmalı bir konu. Tam gri bölge beslenme konusunda. Sebebi şu, sütünüzün geldiği, yani o sütün yapıldığı peynirin, yumurtanın, bu verdiğiniz hayvanlar nasıl besleniyor? Şu anda bunu bilmiyoruz. Yani aslında biliyoruz. Tabii ki sentetik gıdalarla, mısırla, küspeyle beslendiği için aslında bunların geldiği hayvanlar maalesef şeker hastası hayvanlar olduğu için aslında bunları tükettiğiniz zaman da LDL'niz biraz şekerden gelmiş oluyor. Aslında süt yağı normalde çok masumdur. Omega 3 yüksektir. Ama bu hayvan eğer merada otlanırsa, yerse yağlar, yağlarda yine detaya girmeden özetleyeyim, yağların bir sürüsü var. En yani buradaki öneri şu,
trans yağlar biliyorsunuz zararlıdır. Şimdi trans yağ içermez diye mesela bir şey satılıyor. Evet çok güzel, trans yağ içermez ama ısıttığınız zaman trans yağ dönüşüyor. Hangileri? Ayçiçek yağı, mısır özü yağı, işte fındık yağı gibi olan yağlar. Yani bunları belki salataya koyabilirsiniz ama asla pişirmeyin. Pişirecekseniz sadece ve sadece zeytinyağını pişirin. Zeytinyağı yanma noktası en yüksek olan yağdır. Asla trans yağ dönüşmez. Trans yağ olayının yanında omega 3, 6 ve 9 olayı var. Bunu hemen özetleyeyim. Zaman kısaldı. Omega 3 ve omega 6 tüketimimiz eşit olması gerekiyor. Birebir oranında olması gerekiyor. Ama şu anda dünyada omega 6 tüketim 16 kat daha fazla omega 3'ten. Bunun sebebi şu, omega 3 normalde hayvansal yağlardan, doğmuş yağlardan alıyor olmamız lazım. Ama o hayvanlar merada beslenmediği için, yani omega 3'ü yiyemedikleri için biz de hayvanlara omega 3 alamıyoruz. Bizim şu an tek omega 3 kaynağımız maalesef balıklar. Onlar da kültür balıkları değil, Marmara'nın dibindeki balıklar değil çünkü onlarda ağır metaller var. Bunlar maalesef Norveç somunu gibi çok derin denizlerde yaşayan balıklar, ton balıkları ve yüzeyde yaşayan küçük balıklar ama işte istavrit gibi değil de palamut gibi, belki Karadeniz'deki hamsi gibi. Özet olarak omega 3 almanız lazım çünkü omega 6 zaten sürekli alıyoruz ve omega 6, omega 3'ün kompetitif inhibitörü olduğu için her aldığınız omega 6, omega 3 emilimini de düşürüyor. Omega 3 ne işe yarar? Anti-aterosklerotik, immün sistemi güçlendirici, anti-kanserojen, kan şeker regülasyonu, anti-agregan, anti-inflamatuar, sarmakla bitmeyen faydaları var. Burada en yıldız zeytinyağı, çünkü zeytinyağı ne omega 3 ne omega 6, omega 9 faydaları sarmakla bitmez ama tabii ki sızma olan. Diğerleri bazı işlerden geçtiği için yine orada bir kara nokta var. Özetle ızgaralarınızı zeytinyağıyla, yemeklerinizi zeytinyağıyla yapın. Tereyağı da doymuş yağ ve hayvansal yağ olmuş aslında sağlıklı ama marketten aldığınız değil, pazardan küçük tüketiciden aldığınız sağlıklı. Çünkü marketten aldığınız tereyağı yine aynı mantıktan. Günde on binlerce inek o süt veriyor, sürekli hamile bırakıp süt verilme şeyini getirdiği için o hayvanlar sağlıklı değil, o hayvanlar diyabetik. O tereyağların bize hiçbir faydası yok. Ne kadar geleneksel köy yoğurdu, işte doğal yatsa da üstünde hiçbir önemi yok. Tereyağından da, marketteki tereyağından uzak durun. Margarini hiç söylemiyorum, hayatınızdan çıkardığınızı bahsediyorum. Zeytinyağı, omega 3 almamız lazım. Kolada ne bir içecekler içinde şekerden ziyade fosforik asit, tuz, salisilik asit gibi birçok yabancı madde var. Zero olanlarda şeker yok, evet ama ne güzel, şeker yok hiçbir faydası yok. Bunların osmolaritesi çok düşük olduğu için kan şekerini yine de arttırıyorlar. Kan, yani intravasküler hacim, onkotik basıncı arttırmak için dokudaki şekeri de kan şekerini yine yükseltiyor. Şimdi şeker olmamasının hiçbir faydası yok. Bunları tamamen hayatınızdan çıkarıyorsunuz. Maillard reaksiyonuna çok bir cümleyi söylüyorum. Maillard reaksiyonu şu demek, bir proteinin karbonhidratla tepkimeye girerek kahverengi birleşmesi ve onun yeni bileşikleri ortaya çıkarması anlamına geliyor. İnsan vücuduyla bir Maillard reaksiyonudur. İnsanın kıkırdaklarına da alınan örnekleri görüyorsunuz. Bakın yaşlandıkça ne kadar kahverengiye dönüşüyor, şekerleniyor. Şöyle düşünebilirsiniz, biz 80 yıl boyunca 37 derecede pişiyoruz ve proteinlerimiz karamelize oluyor. Buradan zaten anlayabilirsiniz. Ha bunun ne zararı var? Bir zararı var mı? Şeker açığa çıkıyor. Şu zararı var. Önümüzdeki 10-20 yılın araştırma konusu son iki slide. Bakın sütte kaynattığınız zaman fosforlar bileşikler çıkıyor. Eti pişirdiğiniz zaman o böyle cız cız ızgara yaptığınız zaman heterosiklik aminler çıkıyor. Kahvede kahveyi roast ettiğiniz zaman melanoidin çıkıyor. Bunların hepsinin yan etkileri var. Daha yeni bazı kanserojen olanları bilmiyor. Araştırılıyor. Son bir slide. Özet olarak bize kilo aldıran, her gün yediğimizde kilo aldıran şeyler neler? Patates cipsi, patates kızartması, işlenmiş ve işlenmemiş etler, içecekler de şekerli içecekler de %100 meyve suları. Meyve suları evet şekerli ama suyun sıktığınız zaman lifini kenara bırakmış, sadece şekerini almış oluyorsunuz. Son özet tablom burada bitiriyorum. Bu Akdeniz diyeti piramidi. Aslında Akdeniz diyeti derken şöyle, Akdeniz yani rejim bir hafta yapın kilo verip olayı değil. Genelde tüm hayatınıza yaymanız gereken şey bu. Ben bunu tesadüfen buldum ama benim anlattıklarımın tamamen paralel olduğunu fark ettim. Genel bir fiziksel aktiviteye her zaman içinde olduğumuzda, bakın baklagiller, meyveler, sebzeler, zeytinyağı, makarna bile var bunda. Bunların hepsini her öğünde tüketebilirsiniz. Balıkları biraz daha az sıklıkla, daha sıklıkla tüketebilirsiniz. Süt ve süt ürünleri
Haftada 1-2 tüketin. Et bakın en yukarıda, şeker zaten burada. Şarabı da moderate seviyelerde tüketebilirsiniz. Bakın burada ne yok? Margarin yok. Burada süt yok. Süt olayı biraz tartışmalı. Burada işlenmiş et ürünleri, salam, sucuk, pastırma hiç yok. Bence bu sağlıklı beslenme. Bu da önemlisi var artık. Meyve suyu, bazı çiçekler, abur cuburlar, margarin, beyaz ekmeği, işlenmiş et ürünleri hayatınızdan çıkartıyorsunuz. Bakın bir süre değil, bunu hayatınızdan tamamen çıkartıyorsunuz. Bunu sigara gibi düşünebilirsiniz. Zeytinyağı zararsız değil, zeytinyağı faydalı, balık faydalı, mevsimindeki meyveler, sebzeler faydalı, spor zaten faydalı, süt ve süt ürünleri de bunlara göre faydalı ama şu anda bir tartışma konusu. Teşekkür ediyorum ve sorularınıza yavaşça hazırım. Teşekkürler Hacı, sağ olun. Bir şey var. Suat sunum çok güzeldi. Teşekkür ederim. Ayrıca o glisemik indeks ve glisemik yükle ilgili söylemiş olduğunuz şey de pirinç pilavı ve şehriyeli pirinç pilavı dediğinde aslında orada glisemik yükü ve indeksin azalması değil, daha çok şehriyenin şeyi sefasını tutuyor oluyor. Yani bir sonraki tabloda sadece şehriye olsa çok daha yakın. Çünkü arı önlerle aynı şekilde güzel, işte diyabetik hastalara bir meyvenin ya da genelde işte protein kaynağıyla veriyorum. Sonra başka onun üzerinde gelen çalışmalar daha çok görüldü ki sadece yoğurdu vermiş olmak, meyveyi vermiş olmaktan çok daha anlamlı olabiliyor. Bir de yani zeytinyağının yağma ve dumanlanma noktası ile ilgili olarak onun galiba en düşük olduğunu söyledin değil mi? Yok, en yüksek, yani yanması en zor. Yani trans bileşiklere dönüşme olasılığı hiç olmayan. Evet, ama onun işte o şey olabildiğince düşük, onların içinde kan olayı, özellikle akol sanayi şeyleri daha sık bulunuyor ayrıntımızda artık falan. O yüzden zeytinyağı aslında çok da pişirilebilir bir yağ değil diye eklemek istedim. Tamam. Bu kadar. Ama herhalde en masum olduğu konusunda etkiliriz. Etkiliriz, benim bir sorum var. Tekila mı, vodka mı? Yani tercih etmek gerekirse, sen söyle. Hocam tekila agave'den türetiliyor. Agave'de maalesef %100 fruktoz içeren, Nutella'dan bile daha zararlı, biskremden bile daha zararlı bir şeker. Şu anda agave en iyi şeker diye bir promosyon var. Evet, en iyi fruktoz gerçekten çünkü %100 fruktoz. Hocam kan şöyle yanlış hatırlamıyorsam okumuştum. Yani mesela bir gıdayı veriyorlar, önce kan şekerini ölçüyorlar, sonra bir gıdayı veriyorlar, onunla sizi besliyorlar belli bir oranda. Daha sonra tekrar kan şekerinizi alıp ne kadar yükseldiğine bakıyorlar. Aslında çok duyarlı bir yöntem değil. Yani dediğim gibi çok bir yasa açık bir yöntem. Zaten o yüzden farklı çalışmalar var. Ama 3 aşağı 5 yukarı sayılar hep birbirine paralel seyrediliyor. Ama çok mantık olarak kan şekerini ne kadar yükseltiyor glukoza oranla diye bakın. Herhangi bir yiyeceğin 100 gramı şu kadar kaloridir, nasıl ölçülüyor? Efendim hocam? Ne kadar ısıtıyor? Hocam onun detayını bilmiyorum. Kalori hesabını bilmiyorum. Kalori... Suat ağzına sağlık ya, vercisi de sorabilirim ama sen de burada ikiniz beraber. Bu beyaz adipositler ve beş adipositler, yani beş yağlanmanın daha sağlıklı olduğu ile ilgili güncel bilgiler var. Bir Nature'da bir yazı çıktı bununla ilgili. Özellikle aslında beş yağlanma koruyucu, hani obezite ilişkili aslında falan gibi bilgiler var. Adipositlerin beş yağlılar termojenize yardımcı olması, yani metabolik sendrom oluşturması değil de hocam termojenizin ve metabolik regülasyona faydalı olması ve bu açıdan böyle bir hormon organı, yani endokrin organı gibi fonksiyonu değil, iyileştirici bir yönü olması ile ilgili bir bilgiler var beş yağlanma. Çok yeni bir literatür bu. Onunla ilgili bir şey biliyor musun? Yani buna hangisi buna doğru gider? Aslında yağlanma iyi de olabilir, faydalı da olabilir ama bu besinlerin ona gidişle ilgili bir bilgim var mı? Maalesef bir bilgim yok. Yani bir şeye bakmak lazım. Bej yağlanma, ne tip beslendiğimizde bej yağlanma olduğunu bilirsek bence bu gayet yönlendirici olabilir. Yani böyle bir bilgi var. Çok sağ ol. Basite indirgemek için belki şu söylenebilir. Aslında overall'da aldığımız kaloriyi düşürmek çok önemli bir etki yaratıyor. Hatta öyle bir hayvan deneyi okumuştum ben. Normal kalori değerinin
35'i kadarla beslenen farelerin lifespanları diğerlerine göre daha uzun oluyor. Yani biraz aç kalmamız gerekiyor. Bence çok ihtiyacımızın çok üzerinde kalori alıyoruz. Doymadan bırakmak lazım aslında. Ben kendi adıma onu uyguluyorum ama çok başarılı olduğunuz gibi söylenemez gördünüz. Yani kalori hesabı kesinlikle katılıyorum. Daha az kalori almamız lazım ama kaloriyi neyden aldığımıza da bakmamız lazım. Çünkü yani emilim ve sizi tok tutma şeyi aslında daha belirleyici bence. Yani düşük kalorili beslenip daha az örneğin pilav yiyip daha çok meyve suyu içip daha az kalori aldığından doğru dediğiniz zaman sağlıksız bir vücuda doğru gidiyorsunuz ama kesinlikle sağlıklı beslendiğiniz zaman daha az kalori tüketirseniz daha uzun yaşarsınız. Bu bilimsel bir gerçek. Teşekkür ederiz Suhan. Sağ olun. Teşekkür ederiz. And it's occurring in countries that still have undernutrition. So how do you explain that, other than to say, that can't be behavior, that's got to be an exposure. Efendim?